Birinci sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 90 metnimiz Beştaş oyunu. Hazırlık çalışmaları. Anne ve babanızın çocukken oynadıkları oyunların adlarını arkadaşlarınıza söyleyiniz. Evet, burada arkadaşlar anne ve babamıza sorarak onların çocukken oynadığı oyunları buraya yazabilirsiniz veya arkadaşlarınızla bunu paylaşabilirsiniz. Örneğin buradaki metnimizdeki gibi Beştaş oyununu oynarlardı. Şu anki oynamış olduğunuz seksek oyununu oynarlardı. Çelik çomak, misket, aşık oyunu, topaç çevirme gibi oyunlarımız vardı. Okuyacağınız metnin görsellerini inceleyiniz. Görselden hareketle metnin içeriğini tahmin ediniz. Evet, buradaki resme baktığımız zaman arkadaşlar bir oyunla ilgili olduğunu anlayabiliriz. Beştaş oyunu. Metni okuyorum, lütfen dikkatlice takip edelim. Beştaş oyunu. Ayşe ile Buse çok iyi anlaşan iki kardeşti. Okuldan geldikten sonra Ayşe, "Haydi bugün bilgisayarımızı açalım, oyun oynayalım," dedi. İki kardeş önce yemeklerini yediler, sonra oturup ödevlerini bitirdiler. Ardından Ayşe bilgisayarı açtı. Birlikte bir süre oyun oynadılar ama çabucak sıkıldılar. Sayfa 91'e geçtik. Buse, "Bilgisayarın karşısında oturmaktan sıkıldım. Baksana, hiç konuşmuyoruz, hareket etmiyoruz," dedi. Ayşe de aynı şeyleri düşünüyordu. Bilgisayarı kapattılar, balkona çıktılar. Buse, "Eskiden annelerimiz, babalarımız acaba hangi oyunları oynuyorlardı?" diye sordu. Ayşe, "İstersen gidip anneme soralım. Hem böylece birkaç yeni oyunda öğrenmiş oluruz," dedi. İki kardeş annelerinin yanına gittiler. "Anneciğim, küçükken arkadaşlarınla hangi oyunları oynuyordunuz?" "Bizler daha çok ip, taş ve topla oyunlar oynardık. Mesela yakan top, seksek, ip atlama, beştaş gibi." Sayfa 92. Ayşe ile Buse şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Merakla sordular. "Anneciğim, bu oyunları bize de öğretir misin?" Anneleri onların merakını görünce beştaş oyununun nasıl oynandığını anlatmaya başladı. "Bu oyunu oynamak için 5 tane küçük ve yuvarlak taşa ihtiyacımız var," dedi. Oyun Ayşe ile Buse'ye biraz karışık geldi. Sonra anneleri oyunu oynayarak gösterdi. Böylece çocuklar oyunu kolayca öğrendiler. Buse, "Bu oyun çok eğlenceli," dedi. Ayşe de aynı fikirdeydi. Bıkmadan oynayabilecekleri harika bir oyun öğrenmişlerdi. Onların bu kadar eğlenmesi annelerini de mutlu etmişti. Şükran Uzun, Beştaş Oyunu. Sayfa 93, birinci etkinlik. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerden uygun olanları anlamlarının başına yazınız. Evet, bakalım. Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş. Evet, böyle kişilere biz ne diyoruz arkadaşlar? Şaşkın. Evet, ilk kelimemiz şaşkın. Devam edelim. Neşeli, hoşça vakit geçirten şey. Nedir bu da arkadaşlar? Eğlence. Evet, eğlence ve şaşkını sildik. Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek, yani merak. Merak. Evet, merakı da sildik. Korkunç kelimemiz boşta kaldı. Bu kelimeleri kullanarak birer cümle yazalım. Evet, şaşkın kelimesini öncelikle cümlede kullanalım. Arkadaşım beni görünce şaşkın şaşkın baktı. İkinci kelimemiz eğlence ile ilgili kuralım arkadaşlar. Bayram eğlencesinde
Çok eğlendik. Eğlendik. Üçüncü kelimemiz merak. Üçüncü kelimemiz merakla ilgili. Uzayda neler var? Çok merak ediyorum. Yolda çok korkunç bir kaza oldu. Son kelimemizi cümlede kullandık. Devam edelim. Sayfa 94 ikinci etkinlik. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Metinde anlatılanları gülen yüz, anlatılmayanları üzgün yüz ile gösteriniz. Ayşe ile Buse çok iyi anlaşan arkadaşlarmış. Arkadaşlar değildi, kardeşler bunlar. Onun için üzgün yüz. Okuldan gelince önce bilgisayarı açmışlar. Metinde var, gülen yüz. Bilgisayarda oyun oynamaktan sıkılmışlar. Metinde var, gülen yüz. Yeni oyunlar öğrenmek istemişler. Gülen yüz. Anneler onlara 9 taş oyunu. 9 taş değil arkadaşlar. 5 taş oyunuydu. Ayşe ile Vusa bu oyunu kolayca öğrenmişler. Evet. İlk başta kafaları karışmış ama daha sonra anneleri gösterince rahatlıkla öğrenmişler. B bölümünde okuduğunuz kısa metni kısaca anlatınız arkadaşlar. Anlamlarını yeni öğrendiğiniz kelimede anlatımda kullanınız. Üçüncü etkinlik metinde geçen oyun adlarını aşağıya yazınız. Evet, metinde geçen oyun adları yazıyorum. Yakan top, seksek, ip atlama ve 5 taş oyunuydu. B bölümü bu oyunlardan bildiklerinizin kurallarını açıklayarak anlatınız. Örneğin yakan top oyununun kuralını anlatıyorum. Buraya yazmayacağım. Oyuncular gruplara ayrılıyor. Gruplardan birisi ortaya geçiyor. Diğer grubun üyeleri iki tarafa, yanlara ayrılıyor. İki kişi bu gruptan en az birini vurmaya çalışır. Topu havada yakalayan çıkmama hakkı, yani can kazanır. Vurulan kişi oyun dışına çıkar. Ortadakilerin hepsi vurulduktan sonra sıra değişir. En çok skor elde eden, puan alan takım kazanır. Sayfa 95. Aşağıdaki görselleri metindeki olayların oluş sırasına göre numaralandırınız. Görsellerle ilgili birer cümle yazınız. Evet, birinci görselimizi 1 numara. Hemen görselle ilgili bir cümle yazayım. İki kardeş olan Ayşe ile Buse okuldan geldiler. Evet, daha sonra burasına 2 diyoruz. Yemeklerini yiyip ödevlerini yaptıktan sonra yazıyorum. Yemeklerini yiyip ödevlerini yaptıktan sonra bilgisayar oynadılar. Altından devam edelim. Buraya da 3 diyoruz. Üçüncü görselimizde de anneleri Ayşe ve Buse'ye 5 taş oyunu öğretti. Sayfa 96. Verilen kelimeleri kullanarak aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Oyunu oynamak için 5 tane küçük taşa ihtiyacımız var. Önce taşların 5'ini birden. Evet, burada oyunun ismini yazmamız gerekiyor. 5 taş oyununu oynamak için 5 tane küçük taşa ihtiyacımız var. Önce taşların 5'ini birden yavaşça, evet yavaşça, yavaşça yere atacağız. Sonra taşlardan birini yerden alacağız. Aldığımız taşı havaya atacağız. Bu taş havadayken yerdeki taşlardan birini elimize alıp havaya attığımız taşı yakalayacağız. Ya ka la ya ca ız. Nokta.
Beş taşı da topladığımızda taşların beşini birden yere atacağız. Bu kez taşları ikişer ikişer toplayacağız. Toplayacağız. Nokta. Daha sonra aynı anda 3 ve 4 taşı toplayarak oyunu sürdüreceğiz. Sürdüreceğiz. Nokta. 6. etkinlik, anne ve babanızın çocukken oynadığı oyunlardan birinin kurallarını aşağıya yazınız. Oyunumuz ne olsun arkadaşlar? Şu anda aslında sizlerin de oynadığı bir oyun olsun. Seksek oyun olsun. Yere seksek için numaralar olan kareler çizilir. Taş veya kiremit karenin içine atılır. Taş içeride kalırsa taşın olduğu kare atlanılır ve çizgilere basılmadan geri dönülür. Bu şekilde tüm kareler sırayla yapılır. Kuralları yazdığınız oyunu arkadaşlara tanıtıp birlikte oynayın. Evet, bahçede arkadaşlar, okul bahçelerimizde seksekler çizili olanlar var. Yoksa bir arkadaşlar taş, kiremit veya tebeşirle de çizerek oynayabilirsiniz. Sayfa 97. Aşağıdaki cümleleri duygu ve düşüncelerinize uygun olarak tamamlayınız. Oyun benim için eğlenceli zaman geçirmektir. Oyun oynarken arkadaşlarıma iyi davranırım. Üçüncüye bakalım. Oyun oynarken kendimi mutlu hissederim. Nokta. Devam ediyorum. 8. etkinlik. Aşağıdaki oyun adlarının son harflerini kullanarak örnekteki gibi yeni kelimeler yazalım. Evet, 5 taş, son harfimiz Ş, şeker, R, resim. Devam ediyorum, şöyle kaydırayım. M ile başlıyor arkadaşlar. Mavi, İ ile başlayan inek. Devam edelim, körebe. E ile başlıyor. Elma. A ile başlıyor. Arı. I ile başlıyor. Irmak. K ile başlıyor. Kedi. Saklambaç. Ç harfi. Ç ile başlıyor. Çilek. K harfi yani K. Kayısı. I ile başlıyor. Işık. K harfi ile başlıyor. Kova. Birdir bir R harfi arkadaşlar. Bir çocuk ismi yazalım. Rana. Evet, Rana, hemen düzeltiyorum. Rana. A ile başlayan asker. R ile başlıyor. Roka. Tekrar A oldu arkadaşlar. Ayak. Sizler de arkadaşlar buna benzer farklı kelimeler yazarak etkinliğimizi yapabilirsiniz. Sayfa 98, 9. etkinlik. Aşağıdaki resmi inceleyiniz. Resme göre doğru olan cümleleri işaretleyiniz. Kum havuzunda 3 erkek çocuk oynuyor. Bakalım, kum havuzunda 3 çocuk var ama 3 erkek çocuk dediği için bu yanlış. Bize niye istiyordu arkadaşlar? Doğru olanları işaretleyeceğiz. Bu yanlış. İp atlayan kızın saçları sarıdır. İp atlayan kızın saçları sarı değil. Yanlış. Kaydırağın rengi mavi. Kaydırağımız mavi. Doğru. Parkta 5 erkek çocuk oynuyor. Bakalım. Erkek 1, erkek 2,
3, 4, 5, 6, 7 tane erkek var arkadaşlar. Bu da yanlış. Bir kız ve bir erkek çocuk duvara tırmanıyor. Evet, duvara tırmananlara bakalım. 1, 2. Evet, biri kız, bir erkek. Bu ifade doğru. Parkta 6 kız var. Kızlarını sayalım. 1, 2, 3, 4. İp atlayan kızımız var. 5. Duvara tırmanan 6 kızımız var. Doğru. Top oynayan çocukların biri kız, ikisi erkektir. Top oynayanlara bakalım. Evet, bakın arkada da var, burada da var. Bu ifadede yanlış işaretlemiyoruz. 10. etkinlik sayfa 99. Sınıfa getirdiğiniz kitaptan bir şiir. Seçiniz şiiri büyük harfleri ve noktalama işaretlerini doğru kullanarak aşağıya yazınız. Evet, şiirimizi yazdım, okuyoruz. 23 Nisan. Sevinçliyiz hepimiz, taştı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz, geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yanı, geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı, yaşa 23 Nisan. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.